Şimdi Bülent amca karısıyla tekrar barışsın diyerekten mi sizi araya koyuyor İffet yenge? Yalnız Bülent amca demesen iyi olur Makbule. Çünkü babam sinirleniyor benim böyle şeylere. Aa, hayırdır inşallah. Başka ne diyeceğim? Babam yaşında adam. O onu bilmiyor ama. Ben Sedef teyzenin yerinde olsam katil surette affetmem beyimi. Hayır, insan gizli gizli bir metres tutar, ev açar, ne bileyim arada sırada başka kadına gider. Ama bu... Ay Makbule, tamam. Ama kırdığı fındıklar beni aştı Bülent amcanın. Aa, hepsi de genç kızlar. Neredeyse benim kadar gençler. Ya sana ne Makbule? Tamam Cem, boş ver, takma ya. Vallahi çok sevindik Sedef Hanım. Allah mesut etsin. Yarın eşyalarımı toplayıp evimize taşınırım Sedef Hanım. Efendim, bizim yaşta yalnızlık olmuyor. İnsan ne bileyim eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla huzur arıyor, huzur. Tabii canım, tabii. Ufak tefek şeyleri büyütmemek lazım. E Bülent artık uslandı. Öyle değil mi Bülent? Geçti canım. O dönem geçti artık. Ha. Merhaba. Ah, geldin bu kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk dayıcığım. Merhaba Bülent amca. Bu da bana böyle sürekli amca diyor ya o. İşte. Affedersiniz, başka ne diyeceğim? Saçlar olmuş bembeyaz, halen bırakmıyorsunuz gençlik sevdalarını yani. Ben gençlik sevdalarının peşinde değilim hanımefendi. Ben zaten gencim, ruhum genç. Aa, Bülent amca ruhlu olsaydı bu işler. Bak, gene kaldın hanımına. Zaten bu yaştan sonra sana ne fayda varsa hanımından var, hanımından. Hayırlısı olsun inşallah. Ne yiyoruz? Çorba da benim de biraz tuzum olsun misali. Atalarımızın şöyle bir sözü vardır. Kırkından sonra azanı tebeşir paklarmış. Ama 60'ından sonra azanı ne paklar bilmem. Kara tahta herhalde. Embesil. Hanımefendi, tıptaki gelişmelerin farkında değilsiniz galiba. İnsanlar artık 100 yaşına kadar yaşıyor. 50'ler 60'lar orta yaş oldu. O zaman ne demeye kulçun kulçun hanımının peşinden koşuyorsun ki? Bu yaştan sonra artık seni kimse çekmez diye, değil mi? Bravo, doğru karar vermişsin. Ben kimsenin peşinden koşmuyorum. Koşmuyor musun? Tabii koşsan ne olacak ya? 20'likler, 30'luklar artık seni böyle kara kaşına gözüne gelmezler ki. Allah esirgesin, servet avcıları senin gibi yaşlı adamların peşinde. Yaşlı adam? Kadınların beni nasıl beğendiğini sen bilmiyorsun galiba. Öyle mi Bülent? Öyle. Beğeniyorlar kardeşim. Bende değişik bir şey var. Kadınlar böyle akın akın geliyor. Evet. Şu aksakallı dededen bir hayır duası alsak diye geliyorlardır. Ay şaka yapıyorum, alınmıyorsun değil mi? Sen en iyisi evine dön Bülent amca. Kur dizine otur. Son yıllarını böyle huzur içinde hanımının dizinin dibinde efendi gibi yaşayarak geçir. Benim gibi genç kızların peşini de bırak. Sen beni ne sanıyorsun ya? Senin yaşın benim için fazla. Allah Allah. Öyle mi Bülent? Evet öyle. Benim ayartamayacağım kadın yoktur. Sor bakayım, son 6 aydır benim kaç tane sevgilim oldu? Kaç? Hay tamam Makbule. Kaç? Oh, sayısını bile hatırlamıyorum. Normal yaşlılıktandır. Yok ya. Bülent Bey, Sedef Hanım'la barışmalısın. Hadi kadeh kaldıralım. Sen bir de sevgililerin yaşını sor bakayım. Sor sor. Soruyorum. Hah, ortalama 30. Evet. Hanımefendi, sen anlayamıyorsun, bu gerçeği kabul etmiyorsun ama kadınlar bende bir şey buluyorlar yani. Evet, kadınlar bana hasta. Ne yapayım yani? Tabiatım böyle. Ha, evet, orta yaşın başındayım. Doğru ama yani hormonlarım zirvede. Evet, engelleyemiyorum. Öyle mi bile? Evet öyle kardeşim, ne yapayım yani? Çapkınım yani. İstersen buradaki bütün kadınları tek tek kendime aşık edebilirim. Evet, tabiatım böyle. 18'inde böyleydim. 38'inde de, 8'de de böyle olacağım. Ah, ah. Ona ben karışamam artık. Hanımınız düşünsün. Sedef, yanlış anlamıyorsun değil mi? Çay. Çay. Alışkanlık. Afiyet olsun. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.